Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan kün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Pompeo Xalqara Dini Erkinlik Günü'de bayanat ilan kıldı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşlem Ministeri Mike Pompeo 27. Oktyabr Xalqara Dini Erkinlik Günü münasibeti bilen bayanat ilan kıldı. Haberde kayıt kılınışça Pompeo aldınkı yıllarga okşaş Devlet İşleri Mahkemesi de Xalqara Dini Erkinlik Günü münasibeti bilen bayanat ilan kılıp Amerika'nın pütkül insaniyetinin dini erkinlikini koğdaşkı vədi biridigallıkını təkidligen. Pompeo bayanatı diyene bugünkü günde Xitay, İran ve Şimali Koreya dini erkinlikke en iğir buzgunculuk kılıp atkan 3 devlet. Ular yanılı öz halkını cimuhturuş üçün bastırışını küçe etmekte. Tihimu xaterlik bolğanı Xitay Kompartiyesi öz pikirge maskelmeydiğen barlıq itikadlarını yoktışkı tırışı batıdı o digen. Pompeo yana 2020 yılı 2. ayda Xalqara Dini Erkinlik Birleşmesi kurulğandan buyan 31 devletinin bu təşkilatkı katnışıqa ve dünyadaki hırıslarga takabül duruşkı vədi bergenlikini. Xitay virusu tarqalğandan buyan bazı devletlerinin itikadi sebeplik nahaq türmüge taşlanan kişilerini koyup bergenlikini başka devletlerine mu şunda kılışkı çakırdıqallıqını bildirdi. Amerika Kengash Palata azaları Xitay'nın Uyghur siyasetini irqi kırgınçılıq deb bekitiş haqqıda lahiye sundi. Amerika Kengash Palata azaları 27. Oktyabr Kengash Palatası'a Uyghurlar haqqıda yeni bir kanun layihasını sunup, Xitay Komünist Partiyasının Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka yerlik milletlerge kılgan kişilik hukuk depsendikiligini irqi kırgınçılıq deb bekitişini talep kılgan. Mezkur kanun layihasını Kengash Palatası Taşkı Münasifetler Komitetinin reisi Jim Rich, Texas ştatının Kengash Palata azası John Cornyn, Florida ştatının Kengash Palata azası Marco Rubio ve Yeni Jersey ştatının Kengash Palata azası Robert Menendez qatarlıqlar sunğan bolup, Xitayının Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan irqi kırgınçılık kılmışıga mesul buluşun talep kılgan. Bu aqta elan kılıngan birleşme bayanatta bu kanun layihasının Xitayını Birleşken Milletler Teşkilatının irqi kırgınçılıkının aldığını eliş ve cezalaş ahdinamesine asasen cevapkarlıkını üstüge ilişki kıstaş. Bu kılmışını toxtutuş ve maslaştırış üçün kılıngan tayyarlıq işgeliki bildirilgen. Kengash Palata azası Jim Rich bu kanun layihası haqqıda toxtulup, Xitayning Şarkı Türkistan'da mecburi tuğmas kılıp etiş, balı çürgüzüş ve başka kılmışlarını sistemilik icra kılışı hakikaten yirginişlik bir iş. Uyghur ve başka yerlik milletler nişan kılıngan bu kılmışlar, İrqi kırgınçılık cinayetini şekillendirdi. Ben bu kanun layihasını sunğan hizmettaşlarımdan arısıdı bolğanlıqımdan pəxirlenimən. Amerika ve başka barlıq devletler Şarkı Türkistan'da yüz berip atkan işlerge devamlıq dikkat kılışı kerek digerlerini bildirgen. Amerika Xitayının 5 casusunu kolga aldı. Amerika Avazı'nın 29. Oktyabr'daki haberde bildirilişçe, Amerika Xitay'ın Amerika'daki tülkü ovlaş hareketi azalarına zarbı verip, 8 kişini cinayet bilen ayıplab, onlarının içindeki 5 casusunu kolga aldı. Amerika Adliye Ministerliği ve Federasiya Tekşürüş İdaresi 28. Oktyabr günü bayanat ilan kılıp, Xitay vakaletçisi bulgan ve Amerika'daki tülkü ovlaş hareketi katlaşkan 8 kişini arız kılıp, onlarının içinden 5 casusunu kolga alğanlıkını bildirdi. Ve Xitay'ın Amerika tevallikide kanunsuz hareket bilen şugullanğallıqını ve Amerika puhralarını nazaret kılgallıqını ve parakendicilik kılgallıqını ayıpladı. Bu Amerika'nın tüncü qitim Xitay'ın tülkü ovlaş hareketi katnaşkallarına karata eriz sunuşu ikken. Haberde kayıt kılınışça Brooklyn Federasiya Sot Mahkemesi ayıpname ilan kılıp, 8 kişinin Amerika'daki Xitay'ın kanunsuz vakaletçisi süptede devlet halkıgan ve ştat halkıgan ız qoğlaş ve parakendicilik seliş cinayetini pilallaş bilen ayıplinişi mümkünlikini bildirgen. Amerika Adliye Ministerliği Devlet Bihaterlik İşlerinin muavin katibi John Demiris çarşamba günü etigende onlarının 5'inin kolga elinğallıqını yeni başka 3 casusunun Xitay'da işgallikini etkan. Amerika Adliye Ministerliği ahbarat ilan kılıp bu cevapkarlarının Xitay əməldarlarının körsetmesi ve başkuruşu aslıda Tülkü ovlaş hareketi namlı xalqaralı kanunsuz kaytırış hareketi katnışıp, bir kısım Amerika ahalilerini nazaret kılgallıqını, parakendicilik salgallıqını, onlarını Xitay'a kaytışkı mecburluğallıqını bildirgen.
Federasiya ayıbnamesini körsetilişçe Amerika'ya alakadar kanun icra kılış hareketlerde çet el hükümetleri bilen Amerika hükümetinin maslaşışı talep kılıngan. Eğer çet el hükümeti emeldarlarını ve onlarının vakaletçilerini Amerika'ya tekşürüşke evetse, onlar çokum Amerika hükümetine uxturuşu gerekirken. Halbuki Xitay tülkü ovlaş hareketi de Amerika hükümeti bilen maslaşmağan. Tülkü ovlaş hareketine katlaşkan hadimler Amerika'ya beriştiki məxsini yuşurup, Amerika puhraları ve daimlik ahalilerini nazarat kılış, tehdit seliş ve parakendicilik seliş bilen şugullanğan. Mike Pompeo Sri Lanka'nın Xitay'ını boykot kılışkı çağırdı. Amerika avazıda bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Hindistan ziyaretini ahırlaştırıp, 27. Oktyabr Sri Lanka'da ziyareti buldu. Haberde kayıt kılınışça Pompeo çarşamba etigende Sri Lanka Prezidenti Rajapaksa ve başka yukarı derecelik emeldarları bilen söhbetleşken. Körüştinkin muhbirlerinin ziyaretini kabul kılgan Pompeo, rayon devletleri bilen alakı kılganda Amerika bilen Xitay'ın okşamaydıgan hareket kılıdıqallıqını bildirip, Naçar soda, ilgilik hukuki dahli taarruz qilish ve quruqluk ve dengizdeki kanunsuz hareketige qarğınımızda Xitay Kompartiyası bir bulanıcıdır. Biz bu yerge dost ve şirik süptidi keldoq degen. Pompeo ziyaret jarayanida Sri Lanka'nın Hindi Tinich Okean rayonunun bexatarlik ve iqtisadi sahalarıdaki muhim şirik ikkenlikini muayyenleştirip, Amerika'nın Sri Lanka'nın ilgilik hukukiga hürmet kıldıganlıqını. Amerika Sri Lanka'ya qarz emas, belki iane tariqisi yardım beredigallığını hazırga kadar 2 milyard dolar kıymetindeki yardım bilen temelligenligini ta'kidledi. Pompeo 13 yıldan buyan tunji qetim Sri Lanka'nı ziyaret kılgan Amerika Taşkı İşler Ministeri bulup, o ziyaret jarayanında Sri Lanka rehberlerige Xitay'ga bolgan tayinishni azaytishni tavsiya kılgan. Amerika emeldarları bundan burun Xitay Kompartiyasının Sri Lanka'nı öz içige algan taraqqi qilibotgan devletlerini terakkiyat mablag'i bilan ta'minlab, qarishtirib to'layolmaydigan qarziga bo'qqanligini, bu davlatlarning Xitoyning qarz tuzog'iga tushib qolganligini ko'p qitim tanqid qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 2017-yil 12-oyida Sri Lanka Xitoy shirkatlarining qarzini qaytara olmagachqa, strategik ahamiyatga ega Hambantota portini Xitoyga 99 yillik muddat bilan o'tinib bergan. Çarşamba kuni muxbirlarning savoliga javob bergan Sri Lanka Tashqi ishlar ministri Gunawardena Xitayni bevosita tanqid qilishni xohlamagan holda Sri Lanka betaraf ittifoq tuzmagan bir davlat. Tinchlikni qo'g'daydi. Biz Amerika va boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatni davomli saqlashni umid qilamiz degan. Pokistondagi bir belvoq bir yo'l qurilishi to'salg'iga uchirdi. Xitayning g'oyat zo'r mablag' selishi bilan boshlangan bir belvoq bir yo'l qurilishining muhim turlaridan bo'lgan Pokistondagi temir yo'l qurilishi Pokiston hukumatining o'sim nisbatini to'vallatish talabi rad qilinganligidan to'xtab qoldi. Yaponiya iqtisod xabarlari gazetasining 28 oktyabrdagi maqolasi ko'rsatilishicha Pokistondagi birinchi g'ol liniya temir yo'l qurilishi navbatdagi zo'r dog'dug'i bilan davom qilayotgan Pokiston-Xitoy iqtisodiy koridori barpo qilish xizmatidagi eng cho'ng qurilish ekan. 2655 kilometr uzunlukdagi bu temir yo'l qurilishi Karachi bilan Peshawar rayonini bir-biriga bog'laydigan bo'lib, bu qurilishning umumiy tannarqini Xitoy rejimi 8.6 milliard Amerika dollari deb baholagan. Ikki taraf imzo qo'ygan kelishimda bu mablag'ining 10%ini Pokiston chiqaradi, qolgan 90%ini Xitoy Pokistonga qarz beradi deb bekitilgan. To'xtamda bu qurilishning 2021 yili yanvar oyida rasmiy ish boshlaydiganligi aytilgan. Növete Xitay'dan elindigan gayet zor qarzning ösüm nisbeti doğrusida Pakistan hükümeti en köp bolganda 1%'in eşipkesi bolmaydı dep çıng durmaqta ekan. Ama Xitay rejimi bolsa bu ösüm nisbetini bek töwen bolup qaldı dep qarğanlıqtan qarz resmiyetleri toxtap qalgan. Varşavadaki Uruş Tadqiqat Üniversitesi'nin tadqiqatçısı Krzysztof Ivanik bu vaqtı söz qilib, Xitay rejimi her qachon mushkildiki mablag' selish vasitasi bilan qo'shni davlatlarni qarz qopqiniga dastitib kelgan degan. Xalqaro pul muomila fondi Pokiston hukumatiga bir qatimda 2.5 milliard Amerika dollaridan ko'p qarz bermaslikni qaror qilgachqa, Pokistonning chet eldan qarz olish imkoniyati mo cheklik bo'lmoqda ekan. Yana bir qism iqtisodshunoslar bo'lsa, Xitoy mushkil vosita orqali Pokistonni texmi sizg'an siziqdan chiqmaydigan qilib qo'ymoqchi bo'lyapti deyishmoqda.
Marco Rubio qara tizimlikdagi Xitoy shirkatlarini Amerika bozoridan quvlaymiz dedi. Amerika Kengash Palatasining Jumhuriyatchilar partiyasidan bo'lgan a'zosi Marco Rubio yaqinda Amerika hukumatining qara tizimligiga tushgan Xitoy shirkatlarini Amerika kapital bozoridan quvlab chiqarish haqidagi qonun loyihasini tanishtirdi. Reuters agentligining 27 oktyabrdagi xabarida aytilishicha, bu qonun loyihasida Amerika mablag' shirkatlari va sug'urta shirkatlarining allaqachon qara tizimlikka ilingan Xitoy shirkatlarining va Xitoy armiyasining pay chekini sotib olishi man'i qilindikan. Shuning bilan birga bu qonun loyihasi ma'qullansa, qara tizimlikdagi Xitoy shirkatlarining Amerika bozorlaridagi faoliyatlari birdek man'i qilindikan. Marco Rubio bu vaqtda muxbirlarga qilgan so'zida Xitoy Kompartiyasi Amerika kapital bozoridagi talon-taroj qilinishidan boshqa yana davlatimizning bexatarlik ishlariga mo ig'ir tahdid paydo qilyotdi dedi. Xabarda aytilishicha bu qonun loyihasi ma'qullansa, Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi saqchi davlati barpo qilishiga va Uyg'urlarni bostirishiga bevosita holda zo'r hissa qo'shgan Xitoy texnika shirkatlari iqtisodiy jihatda ig'ir zarbaga uchraydi ekan. Xulusi Aqar O'zbekistonda muhim ziyorati bo'ldi. Turkiya Jumhuriyeti Davlat Mudofaa Ministri Xulusi Aqar O'zbekistonda muhim ziyorati bo'ldi va davlat prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishdi. Davlat Mudofaa Ministri Xulusi Aqar O'zbekistonning poytaxti Toshkentdagi rasmiy ziyorati jarayonida O'zbekiston Davlat Mudofaa Ministri Bahodir Qurbonov va Bexatarlik Kengashi bosh kotibi Viktor Mahmudov bilan ko'rishgandan keyin prezidentlik sariyiga bordi. Xulusi Aqar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilindi. Xulusi Aqar O'zbekiston Davlat Mudofaa Ministrligida minister Bahodir Qurbonov tomonidan marosim bilan kutib olindi. Marosimdan keyin hay'atlar aro uchrashuv o'tkazildi. Xulusi Aqar bu yerda so'z qilib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga zo'r ahamiyat berganliklarini bildirdi va mundaq dedi. Har soha bo'yicha munosabatlarimizni taraqqiy qildirish uchun g'ayrat qilyapmiz. Buning ichida savdo, iqtisod, ijtimoiy, siyosiy munosabatlar bilan albatta harbiy munosabat ham bor. Bu munosabatlarda muhim ilgirlasharni qo'lga keltirdik. O'zbekiston Davlat Mudofaa Ministri Bahodir Qurbonov Turkiya bilan O'zbekistonni tili va dini o'xshash qirindosh ikki davlat deb ta'riflab mundaq dedi. Davlatlarimiz o'rtasida tiz taraqqiy qilyotgan munosabatlarga tayangan holda harbiy munosabatlarimiz ham tiz taraqqiy qilyotdi. Hay'atlar aro uchrashuvdagi o'zaro suhbatlardan keyin axborotga yopiq shaklda davomlashgan uchrashuvda Aqar bilan Qurbonov harbiy moliya hamkorlik kelishimi va naqd pul yordami kelishimi imzoladi. Xulusi Aqar uchrashuvdan keyin O'zbekiston muxbirlariga bergan bayonotida ota yurti deb qaraydigan O'zbekistonda ziyoratda bo'lganligidan intayin xushallik his qilyotganligini aytdi. O'zbekistonda muhim va ma'nili bir ziyorat o'tkazganligini bildirgan Xulusi Aqar biz nihoyat ijobiy suhbatlarda bo'ldik dedi. Minister Aqar uchrashuvning to'limi ijobiy bo'lganligini harbiy ta'lim tarbiya va hamkorlikdan boshqa yana mudofaa sanoati temalarini ham muzokara qilganliklarini bildirdi. Xulusi Aqar ikki davlat o'rtasida kuchlik qirindoshlik rishtalarini asos qilgan strategik sheriklik munosabatining borligini tilga olib, bir-birini yaxshi ko'radigan ikki davlat va xalq bo'lish sifati bilan munosabatlarni texnomo taraqqiy qildirish uchun tirishayotganliklarini bildirdi. Sharq Turkistonda yangidan yana 23 kishi Xitoy virusi bilan yuqumlandi. Atalmış Uyghur Avtonom rayonlik Sahiya Saqlıqni Saqlash Komiteti bugun e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha, bir kun ichida Sharq Turkistonda yana yangidan 23 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi bayqalgan. 28 oktyabr 24 soat ichida Sharq Turkistonda yangidan yuqumlanganlar 23 kishi bo'lib, bularning hammasi alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar ichidan tekshirib muayyanlashtirilgan. Qashqarda yangidan alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar bayqalmagan. Sharq Turkiston bo'yicha divizyani qo'shganda 45 yuqumlanuvchi bor bo'lib, 3 kishining kesili og'ir ekan. Alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar 138 bo'lib, ularning hammasi Qashqar Koni shahar nohiyasida ekan. Xabarda qayd qilinishicha, doiralar bir necha kun ichida Qashqar viloyati bo'yicha 4,746,500 kishiga qarata yadro kislotasi tekshirishini tamomlagan. Turkiyada Xitoy virusi bilan yangidan 77 kishi qazo qildi. Turkiya Jumhuriyati Sog'liqni saqlash vaziri Fahrettin Koca tunugun oqshom Turkiyadagi Xitoy virusi haqida ma'lumot berib,
24 saat içinde Türkiye boyunca yeniden Xitay virüsü bilen yukumlanğanlarının 2305 bolğanlığını, 77 kişinin kaza kılğanlığını, bir gün içinde sakayğanlarının 1662 işkenlikini bildirdi. Bildirilişçe 28. oktyabr bir gün içinde 128.312 kişi tekşürülgen bulup, bunun içinde 2305 kişinin virüs bilen yukumlanğanlığı eniklanğan. Bir gün içinde 77 adam kaza kılğan. Sağlık Ministerinin bildirişçe yakından beri Türkiye'deki yukum ehvali kayıtıdan iğirlaşkan bulup, Xitay virüsü bilen yukumlanğanlarının 40% İstanbul'da iken, şundaklı keseli iğir bimarlarının 30% yanılı İstanbul'da bulup, Büyükçekmece rayonunda yukumlanğıcılar en köp iken, Minister Xitay virüsü hatırının hele hem küçülük işkenlikini, şuna ictimai arlık saklaş, maske takaş ve tazılıkı riayi kılışının intayin muhim işkenlikini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz, sizlerle Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleşirmeye köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.